Hoş geldin abla. Nasılmış uşağımızın durumu? İyi. Çok şükür, iyi olsun. Emine ablayla Canul içeriye dur. Akşama davet ediler. Hele bir bak. Eğer gideceksek o acıra saçımı yapayım. Uğraşma saçını başında. Bir yere gitmek istiyorsan al kocanı git. Bir yere gitmek istiyorum izin verirsen. Tamam dedim ya Lütfiye. Otel bir yer ama. Neresiymiş özel yer? Ceylan'ın evine gideyim. Sen bebeği doğurana kadar. Neticede Bizans'ı çökertmek istiyorsan içeriye Kara Murat'ı sokacağız. Kara Murat sen misin? Ben o. Ay bir çekil Lütfiye. Kolay gelsin Kıvırcık. Oyun oynuyordum yenge. Bence de oyun oynuyorsun. Sen kazanıyorsun belli ki. Hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş bulduk. Merhaba Gönülcüğüm. Merhaba abla. Doktora gitmişsin Meryem. Oradan geliyorum Emine Hanım. Bebek nasıl abla? İyi çok şükür. Hele bırakın şimdi uşağı da. Sen nasılmıştın Meryem? Her şey yolundaymış anne. Bizim tarafta da bir şeyler yolunda. Onları haber vermeye geldik gelinimle. Ah Gönül, ne güzel kurtulmuştun. Niye bulaştın tekrar bu işlere? Ben yaptım o işi. Hakikaten Hayriye anne ısrar etmese Murat'ın yalvarmalarına tav olacak değildim. Bak hele bak bak. Murat'ı yalvartmışmış. Sen her fırsatta evde gez. Kardeşimi baştan çıkar. Ondan sonra da Murat'ı yalvartmışmış. Aşk olsun abla. Aşk olmuş olmuş. Biz bu akşam bir arada olalım diye plan yaptık. Öyle büyük törene mörene gerek yok. Öyle büyük bir aile olarak birlikte güzel bir kutlama yapalım dedik. Çok sevindim. Ben bir Merve'ye bakayım. Niye getirmedi çayları? Çok sevindiysen akşama beraberiz o zaman. Hızır'ın haberi var mı? Murat davet etmeye gidecekti. Hızır'ın bir işi yoksa geliriz tabii. Canım ne işi olacakmış Hızır'ın böyle bir akşamda? Ayrıca işi olsa bile kardeşim onu kolundan tuttuğu gibi sürükleye sürükleye getirir. Meryem, bir bakar mısın? Hadi bakalım. Ne oldu Hatice? Bunun kemiklerini kıracağım da şimdi mesele o değil. Anlat. Hatice. Ya ne olur sen de yüklenme Kıvırcı'ya. Oyun oynuyor işte. Ateşle oynuyor da konu o değil. Dinle hele. Ne oldu Merveciğim? Yenge nasıl söyleyeceğim ki? Söyle bir tane ben sana kızmam. Biz Ercan'la mesajlaşıyorduk bugün. Yani öylesine. Dedi ki Hızır dayım bir restoran kapatmış.
akşam tepilerin daveti var ya, o yüzden kapatmıştır. Oraya gitmiyormuş. İki kişi olacaklarmış. Kimle? Onu bilmiyor. Yani Ercan'a kimseye söyleme, birlikte gideriz demiş. Meryem, müsaade edersen ben gidip... Neresiymiş o kapattıkları yer? Sen onu bana bir öğrensene fıstık.